diroka gelê Kurda bi her tim jî bi qehremaniyê bigirin, bi tekoşînê bi her tim berdewam dike, bi heya îroke şoreş berdewam e. Îro salvegera Şeyh Seyd û bi nav politikayê tekoşînê cî girtî Orhan salvegera Orhan Doğan e. Em bi wan jî îro li vê cardin bi bîr tînin bi tekoşîna wan girêdayîn, em bi her tim jî bi rêya wan hevalan dimeşînin. Ez bi zêde dirêj nakim, bi hevserokê me yê giştî zaten dê peyamên xwe bi gotinên xwe bêje. Ez cardin ser navê rêxistinê xwe we hemûya silav dikim. Hûn hemû xêr hatin, ser seran, ser çavan hatine. Sevgili arkadaşlarım, değerli halkımız, ben de öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinizin mübarek Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Bu bayramın bir kez daha barışa, özgürlüklere ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Bayramların bayram tadında kutlanması açısından bu ülkenin coğrafyasına, bu ülkenin topraklarına barışın ve özgürlüklerin ne kadar ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyoruz. Her bayram ümit ediyor ve diliyoruz ki barışa vesile olsun, özgürlüğe vesile olsun. Ancak hiçbir bayramı böyle bir bayram tadında kutlamıyoruz ne yazık ki bu coğrafyada. Bir kez daha Kürtlerin inkar edildiği, bir kez daha Kürt halkının yok sayıldığı, bir kez daha Kürtlere her türlü zorluğun ve zorbalığın yapıldığı bir dönemden geçiyoruz. Önemli bir seçim sürecini yaşadık hep birlikte bu coğrafyada. Ancak seçimlerde yapılan baskının, seçimlerdeki zorlukların, seçimlerdeki antidemokratik uygulamaların bir kez daha AKP ve onun ortağının kazanmasına vesile olduğunu hep birlikte gördük. Biz mücadeleyi sürdürürken, biz bu ülkede bütün zorluklara karşı mücadele ederken, baskılara mücadele ederken, Kürt halkı başta olmak üzere ezilen, sömürülen, yok sayılan, inkar edilen bütün halkların barış içerisinde ve özgürlükler içerisinde yaşamasını umut ederken, AKP ve MHP ittifakının bir kez daha bu seçimleri kazandığını söylemeyeceğiz. Çünkü bu seçimler demokratik bir ortamda yapılmadı. Bu seçimler AKP'nin devletin bütün imkanlarını kullanarak yaptığı bir seçim olarak tarihe geçti ve zorla kazanılan bir seçim olarak bir kez daha tarihe geçti. Biz buradayız, yerimizdeyiz, halkımızla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. AKP hükümetinin, AKP iktidarının zorluklarını, baskılarını, zorbalığını, inkarını bir kez daha yok etmek için ve bunu bertaraf etmek için bu mücadeleyi sürdüreceğiz, bu mücadeleyi büyüteceğiz. Seçimlerin üzerinden bir ay gibi, bir buçuk ay gibi bir zaman geçmesine rağmen AKP seçimleri kazandığı ilk günden itibaren aynı anlayışla, aynı zihniyetle bu ülkeyi yönetmeye devam etti. Bunun farkındayız. Bu 5 yıllık süreç içerisinde de aynı zihniyeti ve aynı anlayışı sürdürmeye devam edeceğinin bir göstergesidir bu.
bu ülkede tecritin, bu ülkede baskının, bu ülkede şiddetin var olduğunu söyleyenlere karşı bir gözdağı vermek, korku imparatorluğu yaratmak bizleri mücadelemizden asla alıkoymayacaktır. Bir gazetecinin bu ülkede tecrit var demesiyle gözaltına alınıp tutuklanması bir kez daha bizlere tecritin ne kadar bu ülkede yaygın olduğunu bir kez daha göstermiştir. Sadece İmralı cezaevinde değil, bugün ülkenin dört bir tarafında, her yerinde, her karış toprağında, her insana uygulanan bir tecritten söz ediyoruz. Ama elbette ki en ağırını, en hukuksuzluğunu İmralı'da Sayın Öcalan'a yaşatıyorlar. Bugün bu ülkede tecritin var olduğunu söyleyenlere karşı tutuklamayla, zorbalıkla gözdağı vermek isteyenler şunu bilsin ki biz bu ülkede tecritin son bulması için elbette ki mücadele edeceğiz. Bu ülkeyi AKP'nin karanlık zihniyetine asla mahkum etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmelidir. O yüzden bütün halkımız şunu bilmelidir ki AKP hükümeti iktidarda olduğu sürece bizler mücadeleyi daha da büyütmek zorundayız ve bu mücadelenin sonuna kadar savunucusu olmak zorundayız. Türküyle, Kürdüyle, Ermenisiyle, Süryanisiyle, Alevisiyle, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle. Bu ülkede yaşayan her bir insanımız bu mücadeleye omuz vermek zorundadır. Bu ülkedeki karanlıkları, bu ülkedeki zorlukları ve hukuksuzlukları elbette ki yeneceğimiz günler gelecektir. Ben bir kez daha bütün halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün Van ilinde halkımızla bayramlaşmaktan büyük bir onur duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bayram boyunca, bayramdan sonra da bütün ilçelerimizde halkımızla bir araya geleceğiz. Bayramlaşma programımızı sürdüreceğiz ve bu programda bütün halkımızla bir araya gelmeyi elbette ki hedeflemiş durumdayız. Hepinize buraya geldiğiniz için, bayramlaşma programımıza katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum ve bir kez daha bayramınızı kutluyorum. Sağ olun, var olun.